Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle anne kurabiyesi yapacağız. Bunun için bir su bardağı yoğurdum, bir su bardağı ayçiçek ve zeytinyağını karıştırdığım sıvı yağım var. Bir su bardağı şekerim var. Gerektiği kadar kullanacağım unum var. 2 adet yumurtam var. Bir adedinin sarısını ayırdım. Biraz da ayçiçek yağı koydum. Üzerinden süreceğiz. Kabartma tozum var. Portakal rendem var, kabuğu rendesi var ve vanilyam var. Siz dilerseniz fındık fıstık da ilave edebilirsiniz buna. Ama benim torunum var, henüz azı dişleri çıkmadı. O da çok seviyor bu kurabiyeyi. Ben onun için sert şeyler koymuyorum. Siz dilerseniz koyabilirsiniz. Kuru üzüm, kuru meyveler. Evet, şimdi şunu bir kenara ayırıyoruz. Yumurtamızı koyuyoruz. Sıvı malzemelerimizi koyacağız. Yoğurdumuz vardı, onu da koyuyoruz. Şekerimizi de ilave ediyoruz. Çok basit, çok bereketli bir kurabiye bu. Günlerce de saklayabilirsiniz, yiyebilirsiniz. Hiç bozulmaz. Bu arada portakal kabuğu rendemi de koyuyorum. Güzelce karışması için. Evet, portakal kabuğu rendemiz de bir güzel karıştı. Şimdi unumuzu ilave edeceğiz. Bunun için size ölçü olması için ben tekrar bardak kullanacağım. Bardağımız var. Aynı boyda bardaklarımız var. Aynı boyu kullanıyoruz. Bardak koyduk. İkinci bardağımızı da koyup bir karıştıracağız. Duruma göre daha da ilave edebiliriz. Bu aşamada kabartma tozumuzu, vanilyamızı da ilave ediyoruz. Böyle bir karıştırıyoruz. Şimdi çırpıcımızla karıştıracağız biraz. Basit, az bir malzemeyle, evde bulunan bir malzemeyle yapabileceğiniz kurabiye. Üçüncü bardağımızı yavaş yavaş ilave edelim. Şimdi bir yarısını koyuyoruz. Koyabiliriz. Şu an 3 bardak oldu. 4. bardağı da kaldıracak sanırım. Şimdi çırpıcımızı kaldırıyoruz. Elimizle yoğuracağız. Önce bir yarısını koyalım. Çok sert bir hamur olmayacak. Margarin kullanmadığımız için sonradan sıvılaşmayacak. O yüzden kıvamında bir hamur yapacağız. Kaşık daha ilave edebiliriz.
kıvam iyidir. 4 bardak 2 kaşık un ilave ettik. Fazla hamur koyarsanız, un koyarsanız unun kokacaktır kurabiyeniz. Bu kadar yeterlidir. Fazla karıştırmaya da gerek yok. Unumuzun karıştığından emin olduk mu yeterlidir bu bizim için. İstediğiniz büyüklükte, istediğiniz şekilde hamurları alabilirsiniz. Şimdi de yapabilirsiniz. Aralıklı koyuyoruz hamurlarımızı. Birbirine yapışmasın. Açıyoruz. Arkadaşlar, kurabiyelerimiz hazır. 35 adet gördüğünüz gibi, hatta 36 tane çıktı. O buraya sığdıramadığım için bir parçalık ayırdım. Onu teflonda kısık ateşte pişirebilirsiniz. Anında yiyebilirsiniz. Şimdi yumurta sarımız vardı. Biraz yağ koymuştum ben onu. Yağla karıştırıyoruz. Kurabiyelerimizin üzerinden süreceğiz. Birazcık karıştırıyoruz. Tepsinin üzerine toz şeker diyeceğim. Böyle de yapabilirsiniz. Sade de yapabilirsiniz. Üzerine farklı fındık fıstık da koyabilirsiniz. Ne kalmış bir şey. Evet, şimdi bunun üzerinde toz şeker dökeceğim. Diğerini de sade yapacağım. Fırınımız sıcak olacak. Şu an fırınımız çalışıyor. 80 derecede 20-25 dakika kadar pişireceğiz. Kurabiyelerimizi fırına sürüyoruz şimdi. Evet, kurabiyelerimizi fırından çıkardık. 20 dakika 180 derecede pişirdik. Diğer tepsimiz de şu an pişmekte. Afiyet olsun. Yeni tariflerimizden haberdar olmak isterseniz kanalımızı takip etmeyi unutmayın.